Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben SML Hoca. Trigonometri kampımızda bugün birinci bölümün ikinci testini sizle beraber çözeceğiz. Şimdi arkadaşlarım video ders kitabımızdan ilerlediğimiz kampımızda bugün dediğim gibi birinci bölümün ikinci testini çözeceğiz. Sayfa numaralarını hemen hatırlatmak istiyorum ben sana. Uzunca bir test olduğu için ilk sayfasını bulmakta zorlanabilirim. Yani şimdi gençler 65. sayfadan başlayacağız seninle birlikte tamam mı? 76. sayfaya kadar. Yani toplamda tamı tamına 50 tane soru çözeceğiz bir testte. Ve yani sadece bu test bile bizim gelişmemize çok büyük fayda sağlayacak. Ama biz bunun gibi daha 3 tane daha test çözeceğiz. Tamam. Bu daha ikinci test. Toplam 5 test olacak. Birinci testi yayınladık biliyorsun. Çözemediğin soruları oradan kontrol edebilirsin. Senin için çok da güzel çözümler bıraktım aslında oraya. Ama dikkat et bak. Dikkat et bu testlerin tamamını bitir. Tamam. Evet şimdi hazırsanız geçelim. Hadi bakalım dersimize. Birinci bölüm ikinci test dedik. Şimdi başlıyoruz birinci sorumuzla. Evet gençler. Diyor ki aşağıda derece ve radyan cinsinden bazı açıları e, ba cinsinden bazı açılar verilmiş. Hangi eşleştirmeler doğru yapılmıştır diye soruyor. Kaç tanesi? Şimdi pi radyan 180 dereceydi. Ben 180'i burada 9'a bölersem 20 olduğunu görürüm. Birinci doğru. 180'i 4'e böldüm 45. 3 kere 45. 135 yapar bu da doğru. Şurası 180'di 3'e böldüm 60. Eksi 2 kere 60 eksi 120 yapar. E, 120 yapmaz. Biri negatif yönlü açı biri pozitif yönlü açı. Dolayısıyla bu gitti cortladı. Dördüncüye bakıyoruz. E, 180'i 30'a böldüm. 186 6'ya böldüm 30. Eksi 5 kere 30 eksi 150 yaptı doğru. Şuraya bakıyoruz. 180'i 3'e böldüm. E, 60 7 kere 60, 420 yaptı. Bu da 400 derece demiş. Yanlış. Demek ki kaç tanesi doğruymuş? 1, 2, 3 tanesi doğru olacakmış. Doğru cevabımız. C şıkkı dedik. Devam ediyoruz. 2 ile. Aşağıda bir cıvatanın. <laughs> Cıvata son zamanlarda böyle sosyal medyada viral olan bir kelime aslında bakarsan. Cıvatanın anahtarla açma ve sıkma yönü gösterilmiştir. Açma yönü bizim pozitif yönü dediğimiz açı. Aslına bakarsanız pozitif sıkma yönünde negatif arkadaşlar tamam. Şimdi anahtarla vidayı önce açma yönünde e, yönüne göre 17.820 saniye döndüren Mehmet vidayı çok fazla açtığını fark etmiş daha sonra ise vidayı sıkma yönüne göre 2.260 saniye döndürerek ideal seviyeye getirmiş. Buna göre Mehmet'in vidayı getirdiği son durumdaki açının derece, dakika ve saniye türünden ifadesi hangisidir diye soruluyor. Şimdi 17820. Bu neydi? Saniyeydi. Şimdi ben bunu gideceğim bir güzel 3600'e böleceğim ki 60 kere 60 3600. 3600'e böleyim ki direkt derecesini bir bulayım. Kaç defa var? 4 defa. 4 kere 3600 14400 yapar arkadaşlar. Şimdi bundan bunu çıkarırsak 0 2 4 3 3420 geldi. Burada 4 dereceyi yakaladık. Bunu da gideceğim 60'a böleceğim. 342'nin içerisinde 5 defa var. 300 dedim. Çıkardım. 42 geldi. 0'ı indirdim. 7 defa var. 60 kere 7. 420 yaptı. Çıkardım 0. Yani 57 dakikaymış. Şimdi önce 4 derece ve 57 dakika döndürmüş. Tamam Önce yaptığı şey bu gençler. Bunu şurada dursun. Şöyle dursun. Şimdi çok fazla sıktığını düşünerek de bu sefer de tam tersi yönüne 2260 saniye. 2260 saniyenin içerisinde zaten bir derece yok. Dolayısıyla direkt ben 60'a böleceğim ki dakika ve saniye içerisinden yazalım bunu. 226'nın içerisinde 60 3 defadır. 3 kere 60 180 yapar. Çıkardım 46 geldi. 460'ın içerisinde 7 defadır. 420 yaptı çıkardım. Kaç geldi? 40 geldi. Yani 37 dakika 40 saniyeymiş. 37 dakika 40 saniyeymiş. Şimdi bundan bunu çıkarmam gerekiyor. Çünkü biri bu tarafa, biri bu tarafa ya. Ondan kaynaklı çıkarmam gerekiyor. E bu çıkarma işlemini yaparken de bak şuradaki e, şey var ya, 57 dakika var ya. O 57 dakikayı ben şöyle 56 dakika yapayım. Hocam nereye gitti bir dakikayı nereye çaldın? Yan tarafa saniye kısmına. Saniye kısmına o zaman 60 saniye yazacağım ben. Şimdi çıkaracağız. Bak 60 saniyeden 40 saniyeyi çıkardım mı 20 saniye. 56 dakikadan 37 dakikayı çıkardım. Hocam bu da 19 dakika yaptı. E tamam burası da 4 derece aşağı düştü artık bu. Neymiş cevap? Bak ahanda burada. 4 derece 19 dakika 20 saniye o da bana zaten D seçeneğinde verilmiş. Doğru cevap bu olacaktı sevgili arkadaşlar. Şuraları silelim birazdan Dördüncü sorunun çözümünü yaparken sıkıntı çıkarmasın bize. Şöyle bir de yaklaşalım şöyle. Ha, tamam. 2A, 3B, 4 basamaklı bir sayıymış. Tamam. 2A, 3B ile pi bölü 15'i çarpınca bu açının esas ölçüsü 2 pi bölü 5 olmuş. B eksi A farkı en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi gençler şöyle diyeceğim. Ben bunun esas ölçüsünü bulmak için 2A, 3B'yi 2A, 3B'yi normalde 30'a bölmem gerekiyor değil mi? 30'a bölünce de bak 30'a böleceğiz. Şurasının 15 olması için şöyle 15 yaptım. 3 çarptım. Burası da 6 mı yaptı? O zaman şöyle bir durum var. 2A 3B'yi demek ki ben 30'a bölünce kalan 6 oluyormuş. Yani 2A 3B sayısından 6'yı çıkarınca bu sayı 30'un bir katı oluyor. Çok güzel. Şimdi 30'un katı biliyorsun sonu 0 olur. 30'un katının sonu 0. O halde ben sonunun sıfır gelmesi için B'yi 6 mı seçmek zorundayım? B6 seçildi. Güzel. Şimdi sayımız 2A36 ve bu 2A36 sayısı da sevgili arkadaşlarım artık 30'un bir katı. Yani 2A36 dediğim sayı aslında şöyle diyeceğim. 30'un katı demeyelim buraya. E şöyle düşünelim biz burayı. 2A36 sayısının 6 eksiği sayısını 30'un katı ya. 6 eksiği 30'un bir katı. O halde şöyle düşünelim. Ben bundan 6'yı çıkardığım takdirde burası 2A3 olmaz mı? O zaman bu da 30'un katıdır. 30'un katı da hem 5'e hem 6'ya hem 2'ye yani hem 3'e hem 10'a bölünecek de diyebiliriz. 3'e ve 10'a. 3'e ve 10'a bölünüyorsa demek ki şurası 3'ün katı olacak. Buranın 3'ün katı olabilmesi için rakamları toplamanın 3'ün katı olması lazım. Yani 0'ın biz zaten rakamlar toplamına etkisi yok. 2 ile 3'ü topladım 5 yaptı artı üzerine a ekleyince 3'ün katı olacakmış. O zaman burada a'nın alabileceği değerler neler? 1 olur, 4 olur, bir de 7 olur. Şimdi b eksi a farkı en az kaçtır diyor ya. Şimdi ben burada a'yı yüksek seçmem gerekiyor ki cevap az çıksın değil mi? O halde a'yı kaç seçecekmişim? 7. 6'dan 7'yi çıkar. Doğru cevap eksi 1 olsun. Devam edelim. Dördüncü sorumuzda. Aşağıda bir dizüstü bilgisayar ve CD sürücüsü görseli verilmiştir. Eee... Tamam. A başlangıç noktası şey ya şu CD'de sanki C bir şey olması lazım. D de driver. Driver da sürücü demek. Yani bir şey sürücü sürücüsü gibi olmuş da neyse. Çok takılmayalım oralara. Yabancılar bu kadar takılmıyordur. A başlangıç noktası olmak üzere sürücüye takılan bir disk pozitif yönde 1820 derece döndükten sonra çıkarıldığında disk üzerinde OB çiziğinin olduğu görülüyor. Buna göre AOB kaç radyan? Şimdi 1820'nin esas ölçüsünü bir bulalım seninle. 1820'yi kaça böleceğim? 360'a. E hocam 5 defa var 1800 yaptı çıkardım. Ne geldi? 20 geldi. Demek ki bunun esas ölçüsü 20'ymiş. Yani alfasına 20 dereceymiş. İşte bu 20 derecelik açı kaç radyandır diye soruluyor. E tabi ki pi bölü 9'dur. Çünkü 180 derece bölü 9'dur arkadaşlar burası. Dolayısıyla pi bölü 9 bize cevabı verirdi. Cevabımız C şıkkı olacaktı diyebiliriz. Şimdi hemen devam ediyorum 5. soruyla. A ve B esas ölçüleri x derece olan farklı iki açıymış. A artı 2 pi de 2 b de 7 π bölü 6 radyandır. Buna göre x açısı, x açısı hangisi olabilir diye soruluyor. Şimdi esas ölçüleri x'miş ya bu A ile B'nin tamam mı? E, o zaman şöyle diyebilir miyim? Mesela A açısı esas ölçüsü x ise 360'ın bir katından x kadar fazladır diyeceğim. B de yine 360'ın e, M katı olsun artı X kadar fazladır diyeceğim. Şimdi burada ne var? A artı 2B var. Şimdi A tamam bu da 2B ne? Hocam 2B de 720 M artı 2 X'tir. Doğru mu? Doğru. Şimdi benim şunla şunu bir güzel toplamam lazım. Bu ikisini toplarsam eğer A artı 2B dediğimiz açı 360'ın bir katı 720'nin bir katı 360'ın Farklı bir katı olur. Tamam R katı olsun. K, M, R. N diyelim. 360 N artı 3X dedim. Tamam mı? Şimdi A artı 2B neymiş bu da? 360 N artı 3X. Şimdi 186'ya böldüm. 30, 7 ile çarptım. 210. Şimdi bunların her birini ben 3'e bölebilirim. 3'e böldüğüm takdirde de 120 N artı X eşittir. 70 olacaktır. Şunu da karşıya atarsam 70'ten 120'nin bir katını çıkardığım takdirde burası x gelecektir. Şimdi dikkat et buraya. Şurayı düzgün yazayım da ben. Hocam sen de oraya dikkat et. Şimdi burası neydi? Mavi yazalım. Şöyle 120 değil mi? Hocam şimdi 70'ten 120'nin bir katını çıkaracağım ama pozitif katını çıkarsam negatif olacak değil mi? Ee, negatif olmasın diye ben n'yi eksi 1 yi seçebilirim. Buradaki n'ler sonuçta tam katı olduğu için tam sayılardır x eşittir 70 1 seçersem artı 120'den e, x açısı 190 derece olabilir arkadaşlar. O halde doğru cevabımız da c şıkkı olacaktır. Geçtim 6'ya. Da aşağıda dairesel bir pistin A noktasından ok yönünde harekete başlayan bir koşucunun görseli verilmiş. Bu koşucu koşmaya başladıktan sonra 15.080 derecelik bir açı yaparak koştuktan sonra duruyor. Şimdi 15.080. 15.080. Bölü 360, 118, 80 der gibi hissettim kendimi. 15.080'i 360'a böleceğim. Esas ölçüsünü bulacağım. 1508'in içerisinde e, 364 defa vardır. 14.400 yapacaktır burası. Direkt 14.400 olur değil mi ya? Yo 1440 olacaktır. Aynen çıkardığım ne geldi hocam? Şurası e, 8, 6, 0, 68 geldi. Değil mi? Şunu da şöyle yaparsak bir defa vardır. 360 dedik ki, hocam. Bir de bir daha çıkardım. Ne geldi? 2 320 mi geldi? 320 derece döndüreceğiz biz bu çocuğu. E şimdi şurası 180 zaten. Şöyle yaparsam 270. E 45 daha hocam 315 320 demek ki şuralarda bir yerde olacak demek ki A ile H arasında bir yerde bulunacakmış. Doğru cevabımız E şıkkı olurdu sevgili gençler. Şimdi 7. sorumuza bakalım o zaman şöyle sağ üst tarafta. A ve B doğal sayılarmış. Tamam eyvallah. Ee, A bölü B çarpı pi 40 derece. Şimdi şu pi nedir? Pi nedir? Pi nedir arkadaşlar? 180 derece bölü. B eşittir 40 derece. Tamam iki tarafı da 20'ye bölek mi? Böl 20'ye hocam 9 gelsin. Böl 20'ye 2 gelsin. O zaman 9A eşittir 2B derim. Buradan da arkadaşlar A'yı 2x b'yi de e, biz Ahmet 9x seçelim. Değil mi? Yani 18 x 18x, 18x alır. Şimdi ebobları da bunların. Şimdi a ile b demiş ki a'yı ben 2x seçmiştim. E, b'yi de 9x seçtik. E, bunların ebobu. Ebobu neymiş biliyor musun? 4'müş. Şimdi bak iyi dinle beni. Ebob 4 ise 2 ile 9 bunlar aralarında asal olduklarından. Demek ki burada ortak olan bölen x'miş ve o x de 4'e eşitmiş. En büyük ortak bölen. E, X 4'müş. X 4 ise bunların toplamı 11 X ya hani. E, bana A artı B toplamı sorulmuş. O zaman 11 kere 4'ten doğru cevabın 44 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleriz. Doğru cevap D şıkkı olur. Geçtim 8'e. Aşağıda e, merkezi orijin olan ve X eşittir 2 doğrusuna teğet olan bir çember verilmiş arkadaşlar. X eşittir 2 doğrusuna teğetmiş Bak dikkat et. Yarı çapı 2 yani. Tamam. AB, OL yedik. Şurası alfa derece. 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi iyi dinle beni. Ee, öncelikle şurası normalde birim çember üstünde olsaydı ne oluyordu? Sinüs alfa oluyordu. Ama burada yarı çap 2 olduğu için 2 sin alfa olur bak burası. 2 çarpı sinüs alfa olur. Yani sin alfa falan olmaz gitti. Ee, o zaman o zaman şurayı şimdi düşünmeyelim de şurayı düşünün bak. Şurası var ya şu kısım. Burası normalde ne oluyordu? Sekant alfa oluyordu. O zaman artık ne olacak? 2 sekant alfa olacak. Çünkü yarı çap 2 idi. E, AK uzunluğu da yani şurası sevgili arkadaşlarım. Şu kısım 1 olduğunda 2 olduğundan özür dilerim. 2 sekant alfadan 2'yi çıkarırsam yani 2 parantezinde sekant alfa eksi 1 dersem demek ki ben AK uzunluğunda bulurum. Bu doğru bak. 2 parantezinde sekant alfa eksi 1 Kale uzunluğu tanjant alfadır demiş de yalan demiş. Niye? Çünkü yarı çapım 2 ona dikkat et. 2 çarpı tanjant alfa olacak. Ne çok yarı çaptan vurmaya çalışmış değil mi bizi? O halde 3. öncülde çortladığı cevap yalnız 2 olacaktı arkadaşlar. Doğru cevap B idi. Ve devam ediyorum 9. soruyla. Aşağıda merkezi orijin olan birim çember ve x 4 doğrusu verilmiş A, O, B üçgenin alanı. Şimdi hocam, hocam, hocam şu kısım zaten yarı çap olduğu için 1. Bir de bana şurası lazım. Burayı da bulursam taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparım. Şimdi burası nedir? Hocam x eşittir 4 olduğu için. Buradaki x eşittir 1 doğrusu tanjant ekseniydi ya hani. Kestiği yer tan alfayı veriyordu. O zaman burasını neyi verir bana? 4 çarpı tanjant alfayı verir. Evelallah. O halde gençler 4 çarpı tan alfa yükseklikse çarpı taban 1 bölü 2 dersem çarp çarp 2 2 tan alfa bana cevabı verir doğru cevap bu B şıkkıydı derim ve devam ediyorum 10. soruyla. Kosinüs x e a ve sinüs x e b olarak verilirsin demiş. Buna göre bu işlemin sonucu. Şimdi a üzeri 4 aslına bakarsan e, kosinüs üzeri 4'tür. Artı kos kare x ile sin kare x'in çarpımı var. Eksi bir de 1 var. Şimdi eksi 1 işi biraz değiştirebilir açıkçası. Nasıl değiştirir? Ne amaçla değiştirir? Bir kontrol edek ettim. Şöyle diyelim. Eksi 1'i ben eksi parantezinde aslında sin kare x artı cos kare x. Yani sin kare x ile cos kare x'in toplamı 1 ya. Sin kare x eksi cos kare x yazdım. Önünde eksi olduğu için. Ee, bölü diyelim. B bölü a'nın karesi de e, tabii ki sin kare x. Şöyle çok fazla geri gittik. Şöyle diyelim. Sin kare x bölü cos kare x diyelim. Tamam. Şimdi hazırsak devam edelim. Ee, şu ikisini, şu ikisini, sin kare, kos e, kare x parantezin alalım, kos kare x parantezin alırsan, bak, şurada ne kalır? Kos kare x kalır. Şurada ne kalır? Hocam, sin kare x kalır. Ki bu nedir? Birdir hocam burası. O zaman kos kare x kaldı burada, e, eksi kos kare x, e, bunlar da birbirini götürdü, üst tarafta ne kaldı? Eksi sin kare x kaldı. Bölü alt kısımda sin kare x var, bir de kos kare x var gençler burada. E, o halde canım arkadaşım bak. Sin kare x'ler gider. Ters çevirip çarparsın. Eksi cos kare x kalır senin elinde. Bu da bize cevabı verir. Doğru cevap B seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam. 11. soru. Ha böyle şezdonklu mezdoklu bir yerler olsa da denize menize girsek güneş müneş böyle çarpsa alnımıza da neyse aşağıda bir şezdonk başlığının ve başlığının açık halinin görseli verilmiş. E, Kosinüs a üssü k a 12 bölü 13 hmm. Kosinüs neresi oluyor orası biliyor musun? Ben sana şöyle bunu sarıyla mı göstersek? Sarıyla gösterelim hadi. E, a üssü yani gençler şurası sonra k ve a yani şurası. İşte buradaki açımızın sevgili arkadaşlarım bu e, sarı çok işe yaramamış ya. Sarı işe yaramıyorsa ne işe yarar burada? Şu bence işe yarayabilir. Bu da yaramadı. Ulan ne biçim bir şeyim ya dur. Bulacağım. Yeşil bence işe yarar. Yeşil işimizi görebilir. Ha vallahi görüyor bak. Şuradaki açı var ya arkadaşlar. işte orasının e, kosinüsü 12 bölü 13'müş. Şimdi o zaman ben şunu şöyle indiririm hocam. Tamam mı? E bunun kosinüsü neymiş? 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 12 bölü 13'müş. Şimdi o zaman şuraya 12'yi çakarım. Buraya da 13'ü çakacağız. Çakamadık. Şuraya da 13'ü çakarız. Tamam 12, 13. Çok güzel. Ama 12 orası olmuyor değil mi? 12 kosinüs. Bu sinüs oldu. 12 şurası oluyor arkadaşlar. Şöyle. O zaman orası kaç oluyor? Karşısı tam. Orası da 5 oluyor. Tamam çok güzel. Şimdi aslına bakarsan 5K, 12K, 13K. 5, 12, 13 üçgeni. Tamam. A üstü noktasının AK doğrusuna en kısa uzaklığı 40'tır. Şimdi şunun diyor. Şu doğruya en kısa uzaklığı 40'sa demek ki burası 5K'ydı ya. Demek ki 5K 40'mış. 5K kırsa K kaçtır? Tabii ki 8'dir. E, AH kaç santimdir diye sormuş. AH dediği yerde bak şurası. Şurası soruluyor. Şimdi bu şezlong kapatınca buraya değmiyor mu tam olarak? Değil mi? E, demek ki burası şurası 13K'ymış. Hocam şurası 12K'ydı. 13K'dan 12 kya çıkardın sana K'yı soruyor. Ben K'yı zaten buldum. 8. O de, doğru cevabımıza kaçmış. 8 olacakmış. Yani cevap A şıkkı olacak gençler. Devam. 12. soru. Ee, Kaçının işareti negatiftir diye soruluyor. Sinüs 130. ikinci bölgede sinüs pozitif gitti. Kosinüs 230. E, üçüncü bölgede kosinüs negatif. Dördüncü bölgede tanjant negatif. Dördüncü bölgede kotanjant negatif. Sekant bir bölü sinüslüydü. Sinüs sevgili arkadaşlarım 180'den sonra 360'a kadar negatifti zaten. Kosekant e, da bir bölü kosinüstü. Ee, bir saniye. Sekant neydi? Bir bölü kosinüs. Özür dilerim. Kosinüs de sevgili arkadaşlarım. 237 nerede oluyor? 237 3. bölgede oluyor. 3. bölgede negatiftir. Aynen. Ee, kosekant. Sinüstü gençler bu. Sinüs e, 154 pozitiftir. Pozitif olduğu için bize negatif olanlar soruluyordu. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tanesi negatif doğru cevap C şıkkı olacaktı deriz. 12'de çözdük mü? Çözdük. Geçtim şimdi 13'e. Aşağıdan mirajın salıncak üzerindeki konumları sırasıyla 1, 2 ve 3 olarak verilmiş. AB 1 metreymiş. Yani ip 1 metre. Sallandığı salıncaktaki ipin uzunluğu 1 metreymiş. Yani 1 metrelik ip sallanmak için kısa bir ip. Ama olsun. Demek ki miraj küçük. BAK açısıyla DAC açısı. Yani şurası ile şurası eşit ve alfa. B noktasının AD üzerindeki iz düşümü B üssü. Yani şunun şuraya olan iz düşümü B üssü. Şunun da şuraya olan iz düşümü C üssü olacak. B üstüyle C üssü arasındaki mesafe yarım metre olduğuna göre sin alfa çarpı kos alfa. Şimdi e, gençler burada şekil hem biraz bozuk verilmiş hem de e, birazcık şöyle çok fazla gölgeli bir işlem olduğu için e, karışabilir. Bak burada bir sürü doğru falan görünüyor. O yüzden ben bunu şuraya bir çizeyim sana. Şöyle yapayım. Biraz şöyle yapmamız gerekiyor. E, şunu da şöyle indirelim. Bu da salıncağın e, dik pozisyondaki konumu şunu şöyle çektim. İşte burası B üssü olacaktı. Şunu da şöyle çektim. Burası da C üssü olacak tamam mı? Şimdi <laughs> kusura bakmayın. Şimdi salıncağın ipi kaç metreydi? Bir metre. Burası bir. Tamam. Şurası B üssü. Burası C üssü. Tamam. Güzel. Şurası da bir mi? Evet. Şuranın tamamı bir bak. Şuradan şuraya kadar bir. O yüzden orayı hiç karıştırmıyorum ben şimdi. Ee, bir de şurayı 0.5 vermiş bize. Tamam burası 0.5'miş. Tamam. Şura dik, bura dik mi? Dik. Şimdi bir de aç açılar vardı açılar. Bu açıları da şöyle gösterelim. Şöyle çektim ben bunu tamam mı? Bak adam şuraya demiş alfa. Bir de demiş ki burası da alfa. Hee tamam. Şimdi burası alfaysa ben şuraya beta diyeyim. Alfa beta 90 yapsın. O zaman şurası da 90'dı ya. Burası da betadır. O zaman burası da nedir? Alfadır. Ki zaten z'den kaynaklı alfa olduğunu da görebiliyoruz alfa var 1 var şurası da 0.5'ti. Tamam başka ne diyek başka ne diyek bir şeyler diyebilir miyiz diye bakıyorum şöyle. Şimdi orası 0.5'ti tamam şuraya x diye mi şuraya x diyelim şuraya nereye buraya x dedim bak tamam mı bak şuradaki uzunluk var ya buraya x dedim. Şimdi buradaki üçgenler 90'ın karşısı bir, 90'ın karşısı bir. alfa var, beta var. E ne oluyor? Açı kenar açı mı oluyor? O zaman benzer üçgen değil mi? Ee, hocam şurası 0.5 artı x ise bak şurası x'dir o zaman. Demek ki burası 0.5 artı x olacak. Şimdi ben buradan Pisagor'dan x'i bulurum kardeşim. x'in karesi artı 0.5 artı x. 0.5'i 1 bölü 2 yazalım. 1 bölü 2 artı x'in karesi x kare artı 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı x'ten x gelir. Artı 1 bölü 4 dedim. Ee, bu da eşittir. 1'in karesinden 1'e eşittir. Şu 1'i bu tarafa gönderelim. 2x karemiz oluştu burada. Artı x'imiz var. Eksi 3 bölü 4'ümüz var. Eşittir 0 yaptı. E bunu da 4 ile genişletecek olursak. 4 ile genişletelim mi? Bilemedim. Genişletelim de 4 gitsin oradan. Sevmedim onu. 8x kare artı 4x artı 3. Eşittir 0. Tamam güzel. Şimdi ne sorulmuştu bize? Ee, sin alfa çarpı kos alfa. Ha, tamam dur. Sinüs alfa. Sinüs alfa nedir? Şuranın sinüsü. E, 0.5 artı x'tir. 0.5 artı x bölü 1 aslında. Bölü 1'ini yazmıyorum. Bir de kos e, alfa. Şimdi bununla da kosinüs alfa. Kosinüs alfa ne? x bölü 1'den x. Bunda bunu çarp demiş. Yani aslına bakarsan x bölü 2 artı x kare sorulmuş bize. Şu soruluyor. Ha, dur şimdi dur. x bölü 2 ha. Dur bir dakika. x kare artı x bölü 2 soruldu demiştik değil mi? yapabilir miyiz? Valla yaparız ya. Dur. han dur. Şuna hiç gerek yok. Bak 4 gitsin diye yaptım ya. Buna hiç gerek yok. Şöyle bir şey yapalım biz. Ee, böl bunu 2'ye. Böl 2'ye. Böl 2'ye. Hadi bakalım. Şimdi onlar düşünsün. X kare artı X bölü 2. Aha. Eksi 3 bölü 8. Eşittir. 0 mı yaptı? Bizden neresi isteniyordu? Şu. Yani şu. O zaman at eksi 3 bölü 8'i karşıya da gelir? 3 bölü 8 gelir. Cevap aşık olur sevgili arkadaşlar. Evet güzel soruydu. Sadece şekli biraz bozuktu. Olabilir yani kendimiz şu şekilde çizebiliriz sonuçta. Aşağıda 2 adet eş dikdörtgen ve 4 adet eş kare ile bir görsel oluşturulmuş. Tamam eyvallah. Tan alfa soruluyor. Basit. Küçümse <laughs> şöyle bak küçümsemedim. Şöyle biz bunları biliyoruz. Ya. İçinden geçeriz manasını söyledim. Şimdi bu kareymiş ya ben buna 1 1 1 1 diyeceğim. Burası 1. Şurası 1 1 1 1 ise bu uzun kenar yani dikdörtgenin uzun kenarı 4'tür. Ee, kısa kenarı da 2'ymiş bak. Nereden? Şuradan yaptım 2 olduğunu. Şurası da 4'tü, şurası da 1'di. E burası alfa ise şuradaki z'den kaynaklı burası da alfadır. E artık tan alfa kimse kusura bakmasın ama karşı bölü komşudur değil mi? Karşısı 4, komşusu da 7 sanırım. Doğru cevap kaçmış? 4 bölü 7. Cevabımız C idi. Devam ediyoruz gençler. Kaçıncı sorumuzla? Hop 15. soruyla. Aşağıdan Mehmet Bey'in evinin L şeklindeki koridorunun görseldeki gibi tesisat boruları döşenecek. Bura 1.5 metre, bura 2 metre olarak verilmiş. Ee, tamam. Koridorlar birbirine dik ve dikdörtgen şeklinde olduğuna göre görseldeki gibi döşenecek eş boruların uzunlukları toplamının alfa cinsinden değeri nedir hocam diye sorulmuş. Ray 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 ray. Tamam şöyle yapalım. Şunu şöyle çektim mi? Şunu da şöyle çektim mi? Çektik hocam. Bura alfa şuraya beta diyelim. Alfa beta 90 mı? Aynen. Ee, farklı bir renk kullanalım ya. Yani olmadı bu yani şey olmadı. Ben yani se yapamadım, sevmedim, sınamadım. Şura beta. Daha iyi oldu. Bak alfa beta 90. Şura 90 mı? Evet hocam. O 90'ı da şöyle göstereyim ben sana. Bura 90 mı? Evet hocam. Şimdi bura 90 sayı 180 burası beta olur, burası alfa olur mu? Olur. Güzel. Şimdi e, şuranın uzunluğunun buçuk olduğunu biliyorum ben. Şuranın uzunluğunun iki olduğunu biliyorum. Şimdi o zaman şöyle diyelim seninle beraber. Bu alfanın e, nesini hesaplayalım gençler? Alfanın sinüsünü hesaplayalım. Ve şöyle bir şey yapalım. Şurası var ya. Bak farklı bir renk daha seçeceğim ben sana. Hop. Hop şöyle yapalım. Şu uzunluk var ya. Şuradaki uzunluğuna ben x diyeyim. Sonra şöyle yapalım. Şuradaki uzunluk var ya. Buradaki uzunluğuna da ben y diyeyim. Kabul mü? X dedim, Y dedim. Şimdi hocam, sinüs alfayı hesapla. Sinüs alfa eşittir 2 bölü 2 bölü x. O zaman x nedir? 2 bölü sin alfadır. Şimdi bu cepte kalsın. Y'yi de hesapla hocam. Y'yi nasıl hesaplarsın? Ee, şuradaki alfanın kosinüsünü hesaplayalım bu sefer. Kosinüs alfa eşittir komşu bir buçuk. bir buçuk bölü y. O zaman y nedir? Bir buçuk bölü kos alfadır. Ha, tamam. Şimdi hocam bak şöyle e, ee, 1 bölü sin alfa kosekanttı. Dolayısıyla x eşittir 2 kosekant alfaymış. Y de 1 bölü kosinüs neydi? Sekant alfaydı. 1,5 sekant alfadır. X de y'nin toplamı bize bir tane birinci borunun uzunluğunu veriyor. Yani 2 kosekant alfa artı 1,5 sekant alfa. Bu bize neyi veriyor? Birinci çubuğun uzunluğu. 1 ve ikinci çubuklar özdeşmiş gençler. Nerede yazıyor o? Ee, genişlikleri 2 metre oldu. tamam e, ee, koridoruna görsel git hissat buraları düşünecek. Tamam. Koridorda yine işte bir, bir koridor bir dik ve dik dönen görsel gibi düşünecek. Eş borular. Ha şükür buldum. Eş boruların sevgili arkadaşlarım ee, uzunlukları toplamı sorulmuş bize. 2 ile çarparım uzunluğu. Çarp 4 kosekant alfa artı 3 sekant alfa. Cevap bu. Yanımıza cebimize koyalım taşıyalım bunu. Neredeymiş cevap bakalım. Hop 4 kosekant alfa artı 3 sekant alfa. Denizli. Tamam denizli. Bulamayacağım diye çok üzüldüm. Size de bazen olabilir böyle şeyler ama bulursunuz genelde. Merak etmeyin. Kendi bulduğunuza emin olun. Alfa sıfırla pi bölü 4 aralığındaymış. kosinüs e, bak diyor ki bak. Kosinüs alfa bölü sekant next Sekant. Sekant 1 bölü kosinüs alfa. Ters çevir çarp hocam. Burası kos kare alfa yapar. Yanındaki de sin alfa bölü kosekant alfa ise o zaman orada sin kare alfa yapar. Kos kare alfa ile sin kare alfanın toplamı 1'dir. 1 eksi, şimdi geldim buraya. Şu kızım, şuradaki 1'i sin kare artı kos kare biçimde yazıp eksi 2 sc var ya burada da. Bu nedir aslında? S eksi c'nin karesidir. E bunun karekökü var hocam. Demek ki mutlak değer s eksi c olacak. Bölü alt tarafta da 1 eksi s kare var ya o da c karedir. C karenin kare kökü de mutlak değer c'dir. Bizden bu sorulmuş. 1 eksi, şimdi ne? Sıfırla pi/4 bölü 4 aralığını niye vermiş bize? Şundan kaynaklı vermiş. Bak hemen şunu çiziyorsun. Bir tane de şöyle pi/4 bölü 4 yapıyorsun 45 derece. Açı buradaymış. Buradaki bir açının kosinüsü sinüsünden daima büyüktür. Kimse kusura bakmasın. Kosinüs sinüsten büyükse demek ki içerisi negatif, İçerisi negatif olduğu için burası C S diye dışarı çıkar. Kosinüs zaten pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Şunla şunu çarp şimdi C Burada ne var? Eksi C artı S var bak. Bununla bunu çarpıp bunu ekliyordum ya. Böyle bir de C var. C'ler gitti. S bölü C kaldı. S bölü C ne? Hocam tanjant alfadır. Doğru mu? Doğru. O zaman cevabımız da D şıkkı olacaktır. 16'yı da çözdük. Geçtik 17'ye gençler. 17. sorumuz için şöyle bir bakalım sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde OBCA ve FCDE karesi gösterilmiş. Aha bunlar kare. Bura x derece, bura y derece. Sin x de 4 bölü 5'miş. Ha, şimdi bak sinüs. Sinüsü nasıl şey yapalım? Karşı bölü hipotenüs değil mi? Ben şuraya 4 derim abi. Şuraya da 5 derim. Böylelikle büyük karenin, yani büyük görünen karenin ee, bir kenarının uzunluğu 5 buluruz. E o zaman 3, 4, 5 üçgeni var. Küçük karenin de demek ki bir kenarı 3'müş. O zaman şurası da kaçtır? 3'tür değil mi? Bak 3 oldu, 4 oldu. Ee, bir de şu... Şimdi tanjant y'yi hesaplamak için gençler şöyle bir şey yapalım. Şunu şöylece uzatayım bak. Böylece uzatayım tamam mı? Uzattık hayırlı olsun. Şuraya z diyelim. Şurası 90. x artı z şurası da 90 olduğu için x z 90 yaptı. E o zaman şurası nedir? x'tir. Şimdi burası x. E hocam şurası da 5'ti zaten değil mi? E şurası da z'ydi hocam. Şurası da dikti. Bak x z 95. X, Z, 95 tamam bunlar benzer üçgen bunu anladık. Şimdi şurada X'in karşısı 4 ya X'in karşısı 4'tür. Z'nin karşısı kaç? 3 demek ki Z'nin karşısı da 3 olacak. Artık tanjant Y için her şeyimiz hazır. Karşısı 4, komşusu da yani şurası da 10 arkadaşlar. 4 bölü 10, 2 bölü 5 yapar cevap C şıkkıdır. Hayırlı işler devam edelim 18'den. Kot 15 X'miş tanjant 195, tanjant 180 artı 15'tir. Ee, pozitiftir 3. bölgede isim de değiştirmez, deme, değiştirmez. Demek ki burası tanjant 15 olacak Tanjant 105'de tanjant 90 artı 15'tir 2. bölgede negatif olduğu için eksi kot 15'tir Eksi eksi kot 15'te artı kot 15 yapar Şu an üst tarafı elde ettik bir de alt tarafa bakalım Kotanjant 345 gençler ee, 360 eksi 15'tir Dolayısıyla eksi kotanjant 15'tir Burası da 180 eksi 15 olduğu için bu da eksi kotanjant 15'tir. Yani alt taraf neymiş? Şöyle yaptım. Alt tarafta eksi 2 kotanjant 15'miş. Şimdi kot 15'in x olduğunu biliyoruz biz. Burası x. O zaman burası nedir? Eksi 2 x'tir. Şurası nedir arkadaşlar? Burası da 1 bölü x'tir. Aslında kotanjant eğer x ise tanjant 1 bölü x'tir. Şimdi üst taraf 1 bölü x artı x. 1 bölü x artı x. Alt tarafta eksi 2 x. Şimdi üst taraf ne olur? X kare artı 1 bölü x olur. Alt tarafta eksi 2 x'ti. Ters çevirip çarparsam x kare artı 1 bölü eksi 2 x kare gelir. Ki şıklarda bunun şu versiyonu verilmiş. Eksi 1 eksi x kare bölü 2 x kare versiyonu verilmiş. Cevap D şıkkıdır diyeceğiz. Evet devam edelim. Devam edelim. 19. soruyla aşağıda spor hocası olan Murat'ın düz bir zeminde öğrencilerine göstermek için hazırladığı animasyon görseli verilmiştir. Karakterin bacakları eşit uzunlukta olup 50'şer birimdir. Şimdi bacaklar 50. Şöyle, şöyle. AB 28'miş. İkiz kenar olduğuna göre şuradan şöyle dikindirirsek arkadaşlar. Şu şekilde. O zaman e, şu kısım 14'e 14, e 14 mi olur? Şimdi 14 7'nin iki katı. 50 de 25'in iki katı. 7, 24, 25 olması için buranın 48 olması lazım karakter bacaklarının ok yönünde 26 birim açtığında aşağıdaki görsel oluşmakta. Pekala. KLM açısı da betaymış. Buna göre kosekant alfa artı kotanjant beta işleminin sonucu nedir diye soruluyor. Tamam şimdi dur. 26 şar birim açmış. 26 birim açmış. Şimdi 26 bu tarafa 26 bu tarafa açarsa o zaman şöyle açmıştır bak. Şurası arkadaşlar şu kısım 14 artı 26'dan 40 yapar. Burası zaten 50 idi. 3, 4, 5 üçgeninden demek ki burası 30 olmuş. Burası 40 yine burası da 50. Şimdi kosekant alfa yukarı çıktım. Kosekant neydi? 1 bölü sinüstü. 1 bölü sinüs alfayı bulmam gerekiyor. Sinüs alfa 48 bölü 50 olduğu için bunun tersi 50 bölü 48'dir. Tamam şimdi şurası 50 bölü 48. Alt tarafa indim. Gençler şu 50 bölü 48'miş yazdım. 50 bölü 48 artı kotanjant beta o da 40 bölü 30'dur. 40 bölü 30 da 4 bölü 3'tür. Burayı 16 ile genişletelim lütfen. 50 artı 64 bölü 48 bize cevabı verecek. Şimdi üst taraf 114, alt taraf 48. E bunu da e, gençler 6 ile sadeleştirirsem 11'in içerisinde 1 defa, 54'in içerisinde 9 defa değil mi? 6 ile 19 bölü 8 bize cevabı verir. Doğru cevap C şıkkı olacaktı. Devam. 20. soru. Yukarıda 3 farklı açı ve altlarında esas ölçüleri verilmiş. Ee, ABC'de 3 basamaklı doğal sayı olduğuna göre en küçük ABC sayısı için A artı B artı C toplamı sorulmuş. Şimdi bu ne demek? Esas ölçüleriymiş bak bunlar. Demek ki ABC'yi 4'e bölmüş. ABC'yi 4'e bölmüş. Kalan 1 olmuş. 4'e bölmüş. Kalan 1 olmuş. Nasıl? Şunun 2 katına bölüyorduk ya. Demek ki bunu 3'e bölmüş. 6'ya bölmüş. Kalan yine 1 olmuş. Şuradan. Bunu da 8'e bölmüş. Kalan yine bak 1 olmuş. Gördün. Bunların hepsi birbirine eşit. Ve ABC sayısı budur diyebilir miyiz? Bakalım bir. <laughs> bakalım bir. Bunun bir fazlası, bunun bir fazlası, bunun bir fazlası. Tamam. Güzel. 1 çıkarırsam ben bunlardan. 4K eşittir 6M eşittir 8N Şimdi 4, 6 ve 8'in en küçük ortak katı 24'tür. 24'ün bir katı olacak deriz. 24 C demeyelim de 24 P diyelim. 24'ün katı. 24'ün en küçük 3 basamaklı katı nedir? 120. 120. En küçük şurayı sağlayan şey burayı değil şurayı sağlayan şey 120. Ama ben ne yapmıştım? 1 çıkarmıştım. 1 eklersem 121 en küçük sağlayan ABC sayısı olur. Ki bunun rakamları toplamı sorulmuş. 1 artı 2 artı 1 4'ü verir. Cevap A seçeneği olur. 20'yi de çözdük devam 21 ile. Bilal elindeki dik üçgen şeklindeki renkli kartlar aşağıdaki gibi her birinin hipotenüsünü diğerinin dik kenarla çakışacak şekilde bir görsel oluşturmuş. Şurası 4 birim AO şurası. A, B, B, C, C, F, K hepsi bir birim. Bir, 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 bir diye devam ediyor. Bu da 84. üçgenmiş ha. Kartların sıralaması içerisinde yazıldığına göre 84. karttaki e, alfa açısını sinüsü sorulmuş. Şimdi şöyle şurası 4 ya şurası hocam bir kere kök 17 Pisagor'dan. Kök 17 birse burası kök 18. Kök 18 birse burası kök 19. Şimdi dikkat et buraya. Buraya dikkat et. 1'de 17 gelmiş. 16 fazla gibi düşün. 2'de 18 gelmiş. 16 fazla 3'de 19 gelmiş. 16 fazla. O zaman 84'ün 16 fazlası demek ki hocam burası kök 100'den 10 olacak. Burası 10'sa e, sinüsü kaçtır diye sormuş. 1 bölü 10 olur. Cevap budur. Yani 0.1 ondalık biçimde yazarsak doğru cevap A şıkkıdır deriz. Devam 22 ile. Yukarıda O merkezi birim çemberin dik koordinat düzleminde birinci bölgedeki şekli gösterilmiş. X kaç derecedir diye sormuş. Şöyle yapalım. AC'yi 1 eksi cos 70 vermiş ya. Şunu şöyle çekersem eğer ben. Şurası nedir hocam? Şimdi şurası 1 eksi kosinüs 70 ise demek ki burası kosinüs 70. Burası kosinüs 70 ise burası 70 derecedir. Hocam burası 20 derecedir. E şunlar birbirine eşit ve 1'dir. Burası 20 ise 180'den 20'yi çıkarttım 160. Demek ki buraya 80, buraya da 80 gelecek. X kaçmış? 80'in ta kendisi. Cevap E şıkkı olacaktı. Devam. 23. Burası sekant alfa, burası kosekant alfa olarak verilmiş. Şuradan şöyle bir kesik atılmış. KL'nin uzunluğu da 1'miş. Şurası 1. Şimdi şunu şöyle çekerim. Tamam. Şunu da şöyle çekerim. İşime yarayacak olanları çekiyorum. Şurası diktir. Burası da diktir. Burası 1 ise bak burası kosinüs alfadır. Bak burası sinüs alfadır. Bak burası kosinüs alfadır. Bak burası sinüs alfadır derim. Burası alfa ise burası alfa olur çünkü. Pekala. KD uzunluğu. KD neresi? KD şurası kosekant alfa burası sekant alfa. Tamam. Buna göre bu parçaların alanları farkı hangisine eşit olabilir? Yani sarı parçanın alanından örnek veriyorum. Pembe parçanın alanını çıkar hangisi olabilir diye sorulmuş. Peki şöyle yapalım. biraz şöyle yapalım. Şurada çözeriz bence. Sarı parçanın alanlarından mesela şurası A diyelim. Şuraya B diyelim. Burası A ise burası da A olur. Burası da C olur. Şimdi A artı B'yi bulmak için A alanını hesaplıyorum arkadaşlar. Şurayı hesaplıyorum. Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Sin alfa çarpı kos alfa bölü 2. Sonra şimdi şuradaki B alanını hesaplayacağım. Bunun içinde de kosekant alfadan kos alfayı çıkarırım sin alfaya çarparım tamam kosekant 1 bölü sin olduğu için eksi diyorum 1 bölü eksi değil artı 1 bölü sin alfa çarpı ee, kosekant alfaydı tamam eksi 1 bölü sin alfa eksi kosinus alfa çarpı yükseklik sinüs alfa tamam şimdi pembenin alanını hesaplıyorum a dediğim kısım zaten sin alfa çarpı kos alfa bölü 2 olacak çünkü alanlar birbirine eşit Artı C kısmının alanı da sekant alfadan kosinüs alfayı çıkaracağım. Sekant alfa bu sefer 1 bölü kos alfadır. Eksi kos alfa çarpı yükseklik sinüs alfa dedim. Şimdi üsttekinden alttakinin farkını bulalım. Eğer yemezse eksilisi cevap olur. Şunlar zaten gidiyor. Tamam. Burada da şunla şunu çarparsam 1 gelir. Eksi sin alfa kos alfa. Burada da şunla şunu çarptım. E, Tanjant alfa geldi. Eksi sin alfa kos alfa. E bundan da bunu çıkarırsam. Şunlar gider. 1 eksi tan alfa ya da tan alfa eksi 1 cevaptır. İkisinden birisi. Hangisi varsa şıklarda. 1 eksi tan alfa var. Cevap E şıkkı olacaktı. Geçtim 24'e aşağıda bazı trigonometrik ifadeler verilmiş. Buna göre ABC'de sayılarının doğru sıralanışı soruluyor. Sinüs 280 bir kere negatif. Kosinüs 140 negatif. Kotanjant eksi 20 negatif. Tanjant eksi 100. Eksi 100 nerededir? Üçüncü bölgededir pozitif. O zaman D en büyük bir kere. D en büyük olduğu için aha bu 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 gitti. Şunu artık kıyaslamayalım. Gitti bu. Daha sonrasında sinüs 280 demiş. Sinüs 280 gençler. Ee, nerededir? Nerededir? 360 eksi 80'dir. Eksi sin 80'dir. Şimdi şuna bakalım. Kosinüs 140 da ee, eksi kosinüs 40'tır. Eksi kosinüs 40'ta eksi sinüs 50'dir diyebilirim. Şimdi sin 50 mi büyük sin 80 mi? Sin 80 normalde daha büyük. Ama negatif olduğu için demek ki bu bundan büyük olacak. Yani B A'dan büyük olacak. B A'dan büyük. Şimdi kotanjant 20 için konuşacak olursak bak iyi dinle beni. Kotanjant 20 için konuşacak olursak şurası kotanjant ekseniydi. 20 derecelik açıda şöyle bir şeydir. Tamam mı? Ve doğal olarak kotanjant 20 şurasıdır eğer burası 20 ise. Yani birden falan büyüktür. Eksilisi de eksi birden çok daha küçüktür. E zaten buradaki sinüs ve kosinüsün alabileceği minimum değer eksi 1 iken eğer kotanjant eksi 20 eksi birden daha küçükse demek ki en küçük c olacak. O zaman d büyük b büyük a büyük c yani d b a c bize cevabı verir. Cevap b şıkkı olacaktı. Devam 71. sayfada 25. sorudayız. Aşağıda o merkezli çember üzerinde gösterilen bir dart tahtası ve dart üzerindeki A ve B noktalarına saplanmış iki okun görseli verilmiş arkadaşlar. KOA 170, KOB 150, BE 2 birim. Tamam. B noktasının x ekseninin uzaklığı BH, E noktasının x ekseninin uzaklığı EH olduğuna göre A noktasının koordinatları çarpımı hangisidir diye soruluyor. Şimdi şöyle bir yaklaştıralım şunu. Şöyle bilgilerde görünsün. Tamam. Ee, hatta ve hatta şöyle bir şey de yapalım mı şuradan ben bir çıkayım Şuradaki çizgimiz var ya o çizginin Ben rengini şöyle e, burada görün hangisi görünür bir renk olur Bence sarı görünür ya şansımıza güvenelim şimdi şöyle yaptık bakın iyi iyi dinleyin beni şuradan şunu aldık şunu şöyle çekelim bir şunu şöyle çekelim şunu da şöyle çekelim Tamam daha görünür kıralım bunları da şöyle birleştirirsek tamam mis. Şimdi hocam yine buradan görünür bir renk seçelim. Buradan görünür bir renk şu görünür bence. Şimdi bak KOA 170 derecesi şuraya 20 kalır. Şurası 20. Tamam mı? Ondan sonra KOB de 150 150'ymiş. O zaman 150 ise şurası e KOB 150 ise KOB ha tamam güzel. Ee, şurası 30'dur. Demek ki şuraya ne kalacak? 170. Şurası 20 olmaz. 10 olur. Şurası. Ee, şurası 30'dur. O zaman burası 20'dir arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak. Burada sarı ve maviyle falan olacak gibi değil bu. Ben size bunu şöyle açıklamaya gayret göstereyim. Tabi artık şunu tekrardan değiştirmem gerekiyor. Sizi biraz bekletiyorum. Kusura bakmayın ama işlemlerimi gayet hızlı yaptığımda düşünüyorum açıkçası. Şimdi şöyle çektim. Şöyle çektim. Tamam mı? Ondan sonra e, şurada bir çemberimiz vardı. O çemberi de sana şöyle göstereyim ben. Şöyle yaptık mı? Bence tamam olur. Heh. Şimdi buna odaklanalım biz. Diğerini boş ver. Şöyle yapalım. Şimdi iyi dinle beni. Şurası hocam. Şöyle. Bir tane de şöyle verilmiş. Tamam? Bir tane de şöyle verilmiş. Sonra diyor ki, hocam şura 10. Bunu az önce bulduk. Şurada 20. Bir de şunu şöyle indirmiş. İndirdikten sonra şuradaki uzunluk var ya bak şurası. Şurası. İşte buraya 2 demiş. Tamam. Güzel. Şimdi şurası da 20 idi unutma. Pekala. Şimdi ben şunu şöyle çeksem. Şunu da şöyle indirsem. Tamam. Bunlar dik oldu tabi. Şurası dik. Ee, başka ne vardı? Başka ne vardı? Başka da bir şey yoktu gibi sanki. Tamam şöyle diyelim. Hocam bu dart olduğu için, yani bir çember olduğu için, çember olduğundan şu uzunlukla şu uzunluk birbirine tabii ki eşit olacaktır. Bunlar birbirine eşitse, burası 20 ise hocam, bak burası 20 ise, 180'den 20'yi çıkardım 160, 80, 80 olur bak. Burası kaçmış? 80. Şurası da mı 80? Aynen hocam, burası da 80. Tamam, güzel, bir sıkıntımız yok şu ana kadar. E peki, buraya 80 dedik. Sonrasında şuranın 10 olduğunu biliyoruz. Şurası kaç? 90 değil mi? E şurası 80 kalmaz mı? Burası 80 ise şurası da 80 olmaz mı? Anam ne geldi? İkiz kenar. O zaman burası 2 ise demek ki burası da 2'ymiş. Sonra tutup ben burada şuradaki dikliği kullanabilmek adına şuraya şöyle bir dik indirsem. Şöylece bir dik indirsem. Artık şurada gördüğümüz şuradaki kısım var ya bak. Burası nedir arkadaşlar? Bak iki tane benzer dik üçgen var. İki tane eş dik üçgen var. Tamam. Buranın iki olduğunu biliyorum. Şuraya bir bir kaldı mı kaldı. O zaman burası kaçtır? Birdir. Bizden ne isteniyordu bu arada? Ee, A noktasının koordinatları çarpımı. A noktası neresiydi? Şurası. Dolayısıyla bizden şu noktanın koordinatları çarpımı. Tamam bitmiş sorumuz. Şurası 10 olduğundan hocam. Şurası aslına bakarsan kosinüs 10'dur. Ama tabi şey olduğu için apsis olduğu için kosinüs 10 mudur? Ee, bir daha bakalım bir daha bakalım. Ben şurayı istiyorum. Burayı elde etmek için de soru işareti bölü 1 dersem bu bana neyi verir? Kotanjant onu verir. Ha, tamam. Tamam. Negatif tarafta olduğu için eksi kotanjant 10 olur. Eksi kotanjant 10 olur. E zaten yüksekliği de 1 olduğuna göre demek ki ordinatı da 1'miş. O zaman 1 kere eksi kotanjant 10 eksi kotanjant 10'u verir bize cevap olarak. Cevap eksi kotanjant olmuş gençler. Yani C şıkkında verilmiş diyebiliriz. Doğru cevap mı? Doğru cevap. Evet. Güzel. İyi ki ayrı bir yerde çizmişiz. Yoksa diğerinde başa çıkacak, olacak gibi değildi yani. Devam. A Aşağıdaki bir ABC üçgeninin biçimindeki renkli kağıt verilmiş. ABC açısı e, CAB'den 90 fazlaymış. Yani şurası alfaysa şurası 90 artı alfaymış. Tamam mı? Burası 5, burası 10. Tamam, çok güzel. 5'in sinüs alfa'ya oranı derim ben olsam. 5 bölü sinüs alfa eşittir 10 bölü sinüs 90 artı alfa. E, o da kosinüs alfa'yı verir bize. O zaman sin bölü kos tanjant alfa yapar. 5 bölü 10, 1 bölü 2 yapar. Bir tane hemen üçgen çizelim. Illaki şart olacak. Şuraya alfa diyelim. Burası 1, burası 2miş. Tanjant. O zaman burası kök 5'tir. E, kosinüs BAC yani alfa'nın kosinüsü sorulmuş. 2 bölü kök 5 cevaptır. 2 bölü kök 5 şıklarda yok ama kök 5 ile genişletilmiş hali var. 2 kök 5 bölü 5. Doğru cevap B seçeneği olur deriz. 26. sorumuzu çözdük. Devam ediyoruz. 27 ile aşağıdaki dik koordinat sistemi üzerinde alanı 16 birim kare. 16 birim kare ise bu karenin bir kenarı 4'tür. Burası da 4'tür. Şurası 2'ymiş bakın. Şurası 4'müş. Burası 4. He, o zaman şurası 30 olmaz mı ya? Bak burası dikti sonuç olarak. 30'un karşısı 2'de, 90'ın karşısı 4'tür. 60'ın karşısı da 2 kök 3'tür değil mi? Bak burası da 2 kök 3'müş. Hemen ben şunu birleştirmek istiyorum. Daha soruyu okumadık ama. Şurası da dik. Ee, bu üçgenle bu üçgen benzer olur mu? Olur. Şurası 60, 90'ın karşısı 4, şurası 30, 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı 2 kök 3 olur. Tamam. Ee, burası da betaydı. Ee, tamam, tamam, tamam. Güzel. Tan alfa artı kos beta. Tanjant alfa nedir? 2 kök 3'ün komşusuna yani 2 kök 3 artı 2 oranı. İnşallah gelir. Çok garip sayılar geldi. 2 kök 3 bölü 2 kök 3 artı 2. Bu tanjant alfa. Bir de kosinüs beta lazım bize. E, ee, kosinüs betayı bulmak için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi burası 90, şurası 60'tı. Değil mi? Ee, burası tamam çok güzel ya. Beta Hocam şöyle şurası 90 değil mi? E şurası da 60 değil miydi? O zaman buraya 30'dur. Yani beta 30'muş. Beta 30 sa cos 30 kök 3 bölü 2'dir. Yani bununla kök 3 bölü 2'yi topla demiş. Tamam. Mis. E şurası inşallah gelir. ben hala oradayım. Şimdi ben burayı ee, ben burayı ne ile çarpayım? 2. Yok şurayı direkt kök 3 artı 1 ile genişletince gelir ya. Paydalar eşit olur. Aynen. Üst taraf 2 kök 3 artı kök ile kök 3 çarptım 3 artı kök 3 geldi alt tarafta 2 kök 3 artı 2 geldi şimdi üst tarafa bakıyorum 3 kök 3 artı 3 alt tarafa bakıyorum 2 kök 3 artı 2 mükemmel ya 3 parantezini aldım kök artı 1 2 parantezini aldım kök artı 1 kök artı 1'ler o korktuğumuz şey hadi eyvallah size cevap 3 bölü 2 olur o da A seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Güzel soruydu ve selam. Devam edelim 28 ile. Ha, şimdi bak sizin zorlandığınız yerler benim çok keyif aldığım yerler. Şimdi bak. Tanjantı 3 bölü 4 yapan açı sinüsü kaç yapar? Bir tane hemen üçgeni çiziyorsun. Çart çart çart. Diyorsun ki hocam şurası alfa ya. Şöyle alfa dedim. Tanjant 3 bölü 4 yapıyormuş şöyle. 3 4 5 ise burası 5'tir. Sinüsü kaç yapar? 3 bölü 5 yapar. Demek ki x kaçmış? 3 bölü 5'miş. Hemen getirip yerine yazacağım. Ark kosinüs. Eksi 5 bölü 3 çarpı x kaçtı? 3 bölü 5'ti. Cart cart gittim eksi 1 kaldı burada. Yani diyor ki arp kosinüs eksi 1'i bulacaksın bana diyor. Yani kosinüsü eksi 1 yapan açıyı bulacaksın diyor. Bu da kaçtır? Pi'dir. Doğru cevap C seçeneğidir gençler. Evet devam edelim 29'da. Aşağıda bir ABC üçgeni verilmiş. Burası alfa. Alt kök 3 12 falan filan. Kosekant alfa. AB e, şurada 5B'de şunun 5 katı demiş. Ben buraya 1 demek istiyorum. Bunun 5 katı 5 yapar. BC'ye o zaman burası 4'tür. Ee, güzel. Şuraya da K demek istiyorum. Pekala. Neyi sormuştu bize? Kosekant alfa. Ben bunun e, sinüsünü bulursam kosekantı da bulurum. Sinüsün tersini sormuş zaten. 1 bölü sinüs soruluyor. Tamam şimdi gençler şöyle diyelim. Ee, şu kısmın alanı S bu kısmın alanı 4S'tir. O halde sinüs alan teoreminden. 1 bölü 2 çarpı 6 kök 3 çarpı k çarpı sinüs alfa 4s'in alanı da 1 bölü 2 çarpı 12 çarpı k çarpı sinüs 60. Sinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2 idi. Ben bunu buna bölünce 1 bölü 4'ü bulacakmışım. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle 1 bölü 2'ler gitti. Kök gitti. 12'yi 2'ye böldüm. 6 6'lar gitti. K'lar gitti sin alfa bölü 1 1 bölü 4'müş. Ha, sin alfa 1 bölü 4 ise 1 bölü sinüs alfa sorulmuştu bize. Cevap 4'ün ta kendisidir. Doğru cevap D seçeneğiydi gençler. Devam. X ve Y aynı bölgede olan açılar olmak üzere tan X tan Y'den büyük, sin X sin Y'den küçük. Şimdi tamam. Buna göre X ve Y açıları aşağıdaki hangisi olabilir diye sormuş. Tamam tamam tamam. Şimdi bunlar sinüs X sinüs Y'den daha küçük iken daha, aynı zamanda tanjantik birinci bölgede olsalardı bunlar ikisi de aynı olmak zorundaydı yani tanjant x tanjant y'den küçük ve tan sin x de sin y'den küçük olur. Demek ki bunlar ikisi de birinci bölgede değiller. Ki zaten şıkların hiçbiri birinci bölgede değil. O zaman bunlardan birisi artarken diğeri azalan olan bölgediler Yani ikinci bölge olabilir. ikinci bölge olabilir. ikinci bölge olabilir. E, düşünüyorum. Mesela e, sinüs azalan bölgede ise örnek veriyorum bu azalan bu zaten hep artandı. Eee, tamam. Hep artan olduğu için x y'den büyük olacak. x y'den büyük olacak. x y'den büyük olan 282 küçük, 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 büyük. Cevap e, e seçeneğidir sevgili gençler. Sinüs zaten mecbur sağlamak zorunda şu an. Ki deneyelim ikinci bölgededir. İkinci bölgede sinüs azalan fonksiyondur. Dolayısıyla cevap E'dir. Güzel. Devam. 31. örnek. Aşağıda bir ABC üçgeni verilmiş arkadaşlar. AD 2 birim, 4 birim X. şunların hepsi 6'ymış. Tamam, kosinüs teoremi uygulayacağız. Hadi yapalım. öncelikle şuradaki 6'nın karesi 6'nın karesi eşittir 8'in karesi 64. Onun 10 karesi 100 eksi 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı şuraya alfa dedim. Kosinüs alfa. Şimdi ben buradan kosinüs alfayı bulurum. Sonra küçük üçgende kosinüs teoremini bir tane daha uygularım. Şurası 36'ydı. 164'ten 36'yı çıkarırsak eğer 164'ten 36 çıkarıyorum. 6 çıkarırsam 158 olurdu. 30 daha çıkarsam 128 gelir. Eksi 128 eşittir. Eksi 2 çarpı 8 çarpı 10 dedim. Çarpı bir de kosinüs alfamız var. Bir sadeleştirme işlemi yapalım şurada. Eksiler bir gitsin önce. 2 kere 8 16. 128'e böldüm. 8 geldi. Onu karşıya atarsam 8 bölü 10'dan 4 bölü 5 gelir. Kosinüs alfa. Şimdi kos alfayı buldum. Geldim küçük üçgende kosinüs teoremine. X'in karesi X kare. 2'nin karesi 4. 4'ün karesi 16. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 4 çarpı. kosinüs alfa 4 bölü 5'te hatırlarsa. Şurası 20'dir. Ee, ama 20'den ziyade şöyle bir şey yapalım. Ee, 2 kere 2 4. Kere 4 16. kere 4 64. 64 bölü 5. Doğru yaptık mı orayı? Yaptık. Şurası da 20 idi. Eşittir X kareymiş. 20 kere 5, 100. 64 çıkardım. 36 bölü 5 geldi. E kare kökünü kare alırsam ikisi bu durum. 6 bölü kök 5 bize cevabı verir. Doğru cevap E şıkkı olacaktı gençler. Ve devam ediyorum. 32 ile d kare. CEBE'ye eşit. Yani şunlar birbirine eşit. ABC bulundukları bölgelerin alanları. A bölü B artı C alan olarak. A bölü B artı C. 1 bölü 12 olduğuna göre tanjant alfa değeri kaçtır diye soruluyor. Oy 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 oy. Bu neymiş ya? Hmm. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapsam. bunu şöyle çeksek. Tamam mı? Bunlar birbirine eşit ya. O zaman burası da A artı C alanlıdır. E burası da zaten A, C köşegen olduğu için e, bu karenin alanını iki eşit parçaya bölüyor. Burası A artı C. Burası A artı C ise burası 2A artı 2C'dir. E, burada B dediğimiz alan B dediğimiz alan 3A artı 3C olacaktır. Ve ben gelip şurada A bölü B artı C demiştik ya. A bölü, şimdi B gördüğüm yere 3A artı C yazarsam, 3A artı C artı C'den 3A artı 4C gelir. Ee, A dediğimiz şey nedir peki? O nedir? Onu da şöyle bir şey yapsak. Şimdi 3A artı C... Bir şey yapmayalım ya. Yani kalsın. 1 bölü 12. İçler dışlar alalım biz burada. Yapacak bir şey yok yani. A ile C arasındaki bağıntıyı bulacağız. Direkt A'yı türünden e, yazabiliriz ama neyse. Şöyle yapalım. 12A eşittir. 3A artı 4C. E, bunu bu tarafa attım. 9A eşittir. 4C geldi mi? Geldi. Şimdi o zaman ben A'yı 4S seçersem C'yi 9S seçeceğim. Tamam. Güzel. Şimdi buradaki A dediğimiz şey neymiş? 4 esmiş. C dediğimiz şey de 9 esmiş. Tamam güzel. Şimdi tanjant alfa değeri soruluyor. Tüm bu yaptıklarımızın bunlarla ne ilgisi vardı? Bakalım düşünelim. Şimdi gençler şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Bir kere 4 es 9 ise burası 4K'ya 9K'dır diyebiliriz değil mi? Daha sonrasında daha sonrasında şöyle bir dik üçgenimiz olsa, o dik üçgeni şuradaki şurayı temizleyelim öyle çizelim. O dik üçgeni şöyle çeksem ben. Böyle çektikten sonra dikkat et. 4'ün 13'e oranı 4y'nin 13y'ye oranı diyebilirim. Tamam mı? Daha sonrasında 4y'nin 17 y 4 13 aa, yanlış yaptım. Dur 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 dur. 4y 9y olur basit. 4'e 13, 4'e 13, e 13. Tamam. 4'e 13 ise o zaman ben şuraya 4z'ye 13z diyebilirim. Doğru mu? 4'e 13, 4'e 13. Aynen. Pekala. Tanjant alfa sorulmuştu bize değil mi? Yani karşı bölü komşu soruluyor. Yani 4z'yi diyor 9y'ye böl diyor. 4z bölü 9y. Şimdi z ile y arasındaki bağıntıyı ben nasıl bulurum? Çok güzel buldum. <laughs> Bu bir kareydi ve <laughs> şununla şunun toplamı bana bir kenarı veriyordu. O halde e, gençler bunun şurayı yani 13 y'yi 2 ile çarparsam 13 z'yi bulacakmışım. 13'ler giderse 2 y eşittir z olacaktır. 2 y eğer z ise z gördüğüm yere 2 y yazarım. Şurada 2 y yazarsam 8 y bölü 9 y gelir. y'ler giderse 8 bölü 9 sorulmuş bizden cevabımız c şıkkıydı. Evet güzel soruydu. Çözebildiğim için de mutlu oldum. <laughs> Devam edelim. gene çözerdim de edit yapmayacağım için mutlu oldum. <laughs> X gerçek sayı olmak üzere. Hmm. çember içinde X varsa sin X'e eşitmiş. Karenin içinde varsa pi X artı arktanjant X'miş. Üçgenin içinde varsa 5 pi bölü 2 X artı cos X'miş. Bu biçimde tanımlanmış. Ee, üçgenin içindeymiş. Bak 1 bölü 5. 1 bölü 5'i burada X gördüğümüz yere yazarsak. 5 ile 5 gider. Pi bölü 2 gelir. Ee, demek ki içerisi pi bölü 2 artı arktanjant kosinüs 1 bölü 5'miş. Bu çemberin içindeymiş arkadaşlar. Yani şöyle pi bölü 2 artı ark kosinüs 1 bölü 5 bu çemberin içindeymiş. Sonra mı? Çarpı bir de şurayı bulayım. Eksi 5. Karenin içine yazmış. Eksi 5 pi artı ark tanjant eksi 5. Bu da yani 5 pi eksi 5 pi hatta eksi 5 pi de eksi 5 pi'nin esas pi zaten. Pi artı Ark tanjant eksi 5 diyelim. Bu da bir çemberin içinde. Şimdi bu çemberlerin içinde ne oluyordu? Sinüse çevriliyordu. Şimdi demek ki ben şu çemberi ortadan kaldıracağım. Hop kalktı. Buraya sinüs yazacağım. Demek ki bu çemberi de ortadan kaldıracağım. Hop o da gitti. Buraya da ne yazacağız arkadaşlar? Gene sinüs yazacağız. Sinüs bununla sinüs bunun çarpımı neymiş? Şimdi pi bölü 2 dediği için isim değiştirecek. İkinci bölgede pozitif olduğundan direkt pozitif olacak. Şuraya alfa dersem aslına bakarsan kosinüs alfa çarpı geldim buraya. 180 e eklemiş isim değiştirmeyecek ama negatif. O zaman eksi sinüs ark tanjant eksi 5 diyeceğim. Şimdi tanjanta eksi 5 yapan açı negatif yapan açı dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede o sinüsü de negatif yapar. Negatif negatif artı gelir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım burası tanjanta eksi 5 yapan açı sinüsü demek ki burada Negatif yapacak. Eksi 5'te tanjant burası 1 burası 5. Eğer buraya ben kök 26 dersem, işte burası 5 bölü kök 26'ymış aslında. 5 bölü kök 26'ymış. Çarpı kosinüs alfa. Şimdi kosinüsü 1 bölü 5 yapan kosinüsü ne var? 1 bölü 5 yapar. Chart gitti kök 26 ile genişletirsem ee, ne gelir? Kök 26 bölü 26 gelir. O halde cevabımız da değişik olur. 34. örnekteyim. Bir ABC üçgeni verilmiş. AC inmiş ACB'nin e, ACB açısı sinüsü 3 bölü 5 yapıyormuş. İndirdik hocam. İndirdik. Bura dik, bura da dik. Sinüsü 3 bölü 5 yapıyorsa şuradaki açı Karşısı 3 bölü 5'miş. O zaman şurası neymiş? 6. O zaman burası 8'dir. ABC açısı yani şurası da Tanjantı 1 bölü kök3 yapıyormuş. Tanjantı 1 bölü köküç yapan şey 30'dur. <laughs> değil mi? 30'un karşısı 6 da 90'ın karşısı 12'dir. AB kaç birimdir diye sorulmuş. Cevap C şıkkı olacaktı. Devam edelim 35 ile. Az önce altta soru yok, değil mi? Yok. Devam edelim. Burasıyla artık. Yukarıdaki trafik lambasına belirli bir uzaklıkta olan bir aracın bulunduğu A noktasıyla trafik lambasının üst kısmını birleştiren doğru parçası şurası 45 derecelik açı yapmıyor yapıyormuş. Araç doğrusal olarak 4 metre hareket edince Şekilde görüldüğü gibi 50 derecelik açı yapıyormuş. Tanjant 50 de 12 1.2'ymiş. Yani 12 ye 10. O zaman tanjant 50 şurası 12K ise o zaman burası 10K'dır. Değil mi? Yani 45-45-90 üçgeninden bak burası da 12K olmaz mı? Tam soru bitti. O zaman şurası 2K'ymış. 2K 4 miymiş? Aynen. Yani direğin uzunluğu sormuş. E tamam 24'tür. Çünkü 2 k 4 buldum. K 2'ymiş. Yerine yazarsam 24 gelir. Değil mi? 45 12 kare bitti. Tamam güzel. Devam 36. Şuraya alfa dedim. Şuraya beta dedim. Şimdi devam edelim. 3 pi bölü 2 artı alfa. E, i̇sim değiştirir. Kosinüs eksi kosinüs e, alfa. Artı e, isim değiştirmez. Üçüncü bölge pozitiftir. Tanjant betadır. Tamam şimdi bunlar soruluyor. E, kosinüsü 4 bölü 5 yapan açı kosinüsü 4 bölü 5 yapar. Demek ki burası eksi 4 bölü 5. Artı e, kotanjantı 5 bölü 12 yapan tanjantı ne yapar? 12 bölü 5 yapar. Toplarsam 8 bölü 5 gelir cevabımız. Doğru cevap D şıkkıdır. Evet 37'deyiz artık sonlara doğru da yaklaşıyoruz. Devam edelim bakalım. Aşağıda ABCD dikdörtgeni biçiminde bir bilardo masası ve verilmiş. <laughs> verilmiş. Demek kırmızı topa vurarak sırasıyla bu topu mavi ve sarı topa çarpmasıyla A noktasına geçmeyi planlamakta. Pekala kale AB'ye paralel yani şurasıyla şurası paralel arkadaşlar. KAD 53 derece. KL 25. Şurası 25'miş. ML de 15'miş. Tamam güzel. KM kaç santimetre? Sin 37 0.6 al demiş bize. Şimdi şurası 37 olur mu? 90 derece diyor orası. Burası 37 kalır. O zaman paralellikten kaynaklı burası da 37 midir? Evet 37'dir. Şimdi gençler burası önemli. Burası bizim için önemli. Şimdi e, sinüs 37'yi 0.6 vermiş ya bak 15'i 25'e bölersem ne olur? 60 bölü 100 mü? Yani 0.6 mı olur? O halde şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Burası diktir. Karşı bölü hipotenüs 0.6'ymış. Yani burası dikmiş. O halde burası 37 ya. KM sorulmuş. Demek ki 15-25 biliyorsunuz 37-53-90 üçgeni 3-4-5 üçgeni. O 15 burası 25'te burası 20'dir. KM sorulmuştu bize cevap D şıkkıdır deriz. Devam 38 aşağıda ABC üçgeni verilmiş. Bunlar birbirine eşit. alfa beta sinüs alfanın sinüs betaya oranı 3 bölü 5'miş AB soruluyor şimdi ben şuraya x dedim bize de AB soruluyor. AB'ye de buraya X değil de buraya K diyelim. Buraya X diyelim. X soruluyor diyelim bize. Şimdi bunların şuralar eşit olduğundan alanları da eşittir. O zaman sinüs alan teoremini uygulayalım. 1 bölü 2 çarpı 15 çarpı K çarpı sinüs beta. Hatta şöyle diyelim ya da kalsın sinüs beta tamam mı? Bu alttaki üçgenin alanı. Üstteki üçgenin alanı da 1 bölü 2 çarpı x çarpı k çarpı sinüs alfa. Tamam mı? Şimdi alanlar eşit olduğuna göre ben bunları oranlarsam eğer birbirine hop 1 bir gelecektir değil mi? Şimdi burada 1 bölü 2'ler gitsin. K'lar gitsin. Sin alfa bölü sin beta da 3 bölü 5'ti. Buraya 3, buraya 5 dedim. 3 ile 15'te de sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 5 kaldı. Şimdi 1 bölü 1 bölü ee, şu X bölü 1 değil üst tarafta X var az daha hata yapıyorduk X bölü 25 eşittir 1 ise X kaçtır arkadaşlar 25'tir hayırlı uğurlu olsun cevap D şıkkıydı altta soru yok devam ediyorum 39'da aslı öğretmen matematik dersinde öğrencilerine aşağıdaki bilgileri vererek bir çizim sorusu sormuştur AB10 ve AC12 birim olacak biçimde ABC üçgeni çiz demiş Şimdi şöyle çizelim şurası A olsun şurası B olsun, şurası C olsun. Şurası 10'muş. Burası da 12'ymiş. BC üzerinde bir tane D noktası al demiş. Şöyle D noktası aldım şurada. Sonra demiş ki DK'yı çiz ama bu K noktası AB'nin üzerinde ve burası dik olsun istemiş. Şurası dik arkadaşlar. Bir de buradan böyle çekip bu yine dik olacak şekilde bir L noktası al demiş. Bak burası L, burası K. Tamam? Şimdi burası dik, burası dikse ee, o halde sevgili arkadaşlarım şunların toplamları şunların toplamları e, birbirine ne olmak zorunda 90'a tamamlamak zorunda ama şöyle bir durum var ee, bir bakalım bir bakalım olur mu 90 90 hmm, düşünüyorum olmayabilir tamam eğer şurası alfaysa şurası ne olacak o zaman birbirini 90'a tamamlayacak mı dedik 90'la 180'e tamamlayacak 180 eksi alfa. 90-90 aynen öyle. 180-2 toplayınca 360 değil mi? Tamam güzel. DK 4 birim. Şurası 4. DL 3 birim. Şurası 3 arkadaşlar. Sinüs KDL değeri kaçtır? Sinüs KDL değeri sorulmuş bize. Şimdi buranın 4 buranın 3 olduğunu biliyorum ben. Değil mi? Ee, tamam. Şurası 10'du. Burası 12 idi. Şimdi düşünelim. Burasına 4 dedik biz. Başka bir, bir, şey vermiş mi? D, L, A, C olmak üzere. L, A, C'nin üzerine. Tamam, tamam, tamam. Hmm, tamam. Şimdi sinüs K, D, L. Yani sinüs 180 eksi alfa sorulmuş diyeceğiz biz. Değil mi? Tamamdır. Bir sıkıntı yok şimdiye kadar. Sinüs 180 eksi alfa da sinüs alfanın ta kendisidir. Yani şu açıyla bu açının sinüsüyle bu açının sinüsü birbirine eşit olacak diyebiliriz. Pekala şimdi biraz düşünelim bakalım neler yapılabilir. Sinüs 180 eksi alfa bu da sinüs alfaydı. Burası 10'du burası 12'ydi. Pekala ee, kosinüs teoreminden gelir mi diye düşüneceğim. Bakıyorum kosinüs teoremini hangisine uygulayalım şimdi. Alfayı da bilmiyoruz karşı kenarı da bilmiyoruz sinüs alan teoreminden gelir mi diye düşüneceğim. Şimdi sinüs alan teoreminden de gençler ee gelir mi? Aslına bakarsan, aslına bakarsan şöyle bir şey yapılabilir. Alan deyince aklıma bir şeyler geldi. Şimdi şunu bir silelim. Ama yine de sinüs 180 eksi alfa, sinüs alfa eşit o kesin. Şunu da siliyorum bir. Hocam öncelikle ben şunu şöyle çeksem sanırım buldum. Aynen tamam güzel bulduk. Şimdi solda, sol tarafta kalan üçgenin, güzel soruymuş bu arada, e, alanı nedir? 4 kere 10 bölü 2'den 20'dir. Sağ tarafta kalan üçgenin alanı nedir peki? Şuranın alanı gençler. Hocam bu da 3 kere 12 bölü 2'den 10, 18'dir. Toplam alan nedir? 38. Şimdi alan 38 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 12 çarpı sinüs alfadır. Az önce şuraya alfa demiştim hatırlarsanız. Burası da 180 eksi alfa olmuştu ama sinüs 180 eksi alfa soruluyordu. Kendileri sinüs alfaya eşit. O halde sinüs alfayı bulunca soru bitecek. 2 şöyle 6 yapar. 6 kere 10 60'tır. Karşı atarsam 38 bölü 60 bize cevabı verir. Ama tabi sadeleştirmek lazım. 2'ye böldüm 19, 2'ye böldüm 30. 19 bölü 30 nerede? D seçeneğinde cevap D gençler. 40. soru. Hmm, sevmediğim soru tiplerinden. Ama elmah gibi ne yapacaksın? Çözeceksin yani. Şimdi üst taraf kırmızıysa, üst taraf alt taraf kırmızıysa, içinde alfa yazıyorsa sin beta'ya, bu arada alfa ile beta tümler açılarmış. Yani birbirini 90'a tamamlıyor. Sağ taraf sol taraf kırmızıysa beta ise kosin. Yani diyor ki tümlerinin sinüsüne götürüyor, tümlerinin kosinüsüne götürüyor diyor işaretler. Şimdi şu mesela üst taraf alt taraf ya bunun tümleri 50 demek ki burası 1 eksi sin 50. Alt tarafa bakalım. Yine üstler altlar kırmızı. Dolayısıyla burası direkt sin 40. Tamam artı. Şimdi şuraya bakalım. Sağlar sollar tümlerinin kosinüsüne, yani kosinüs 50'ye götürecek. Alt tarafa bakıyorum. 1 eksi kosinüs 40 olacak. Şimdi ben şurayı 1 eksi kosinüs 40'la burayı da sinüs 40'la genişleteceğim. Öncelikle şunu bilelim. koselli 50 sin 40'tır. Şunu da bilelim. Sin 50 kos 40'tır. Şimdi şunda şunu çarparsam 1 eksi cos 40'ın karesi gelmiş olur. 1 eksi 2 cos 40 artı cos kare 40 eder kendileri. Şunda şunu çarparsam artı sin kare 40 gelir. Alt tarafta da sin 40 parantezinde 1 eksi kosinüs 40 diyebiliriz. Şimdi üst tarafa bir bakalım bir şeyler gelecek. Kos kare 40 ile sin kare 40'ın toplamı 1'dir. 1 ile 1'in toplamı 2'dir. 2 parantezini alırsam 1 eksi kosinüs 40 gelir. Alt tarafta da ne var? Bak 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 bak. Sin 40 parantezinde 1 eksi cos 40 var. Şuradaki 1 eksi cos 40'lar giderse 2 bölü sin 40 2 sekant pardon 2 kosekant 40'tır arkadaşlar. Doğru cevap da budur. Yani cevabımız A seçeneğine verilmiş diyebiliriz. Devam edelim 41 ile. Ne demiş? Bir okuyalım. Ben şu pi bölü 2'yi karşıya atarsam burada eksi pi bölü 2 oluşur. 2'yi de karşıya bölüm olarak atarsam burası eksi pi bölü 4 olur. Ark tanjant 3x eksi 5 bölü x artı 2 eşittir eksi pi bölü 4 ise ne olur biliyor musun? Tanjant eksi pi bölü 4 tanjant eksi pi bölü 4 3x eksi 5 bölü x artı 2 olur. Buradan tanjant eksi pi bölü 4'ün biz eksi 1 olması gerektiğini biliyoruz. O halde içler dışlar çarpımı yaparsanız 3 x eksi 5 eşittir eksi x eksi 2. Buradan eksi x'i bu tarafa gönderdim. 4 x oldu. Karşıya gönderdik. 3 oldu. x eşittir kaç geldi? 3 bölü 4. Şimdi x'i 3 bölü 4 bulduysak 1 bölü 3 bölü 4 4 bölü 3 yapar. Ark tanjant 4 bölü 3. Yani tanjantı 4 bölü 3 yapan açı ark sinüs y'ye eşitmiş arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi şurası alfa ya. Burası alfa. O zaman ben sinüs alfanın y'ye eşit olduğunu söylerim. Değil mi? E şimdi tanjantı 4 bölü 3 yapan açı sinüsü y yapıyorsa y kaçtır? E şimdi bunu bulacağız. Yani bir tane üçgen çizeceğiz. Bu üçgeni çizdikten sonra şuraya alfa diyeceğim. Tanjantı 4 bölü 3 yapıyormuş. O zaman burası 5'tir. 4 bölü 5 de bize cevabı verir. O halde doğru cevabımız B şık olur arkadaşlar. Geçtim 42'ye. Şimdi tanjantı 1 bölü 2 yapan açı Tanjantı 1 bölü 2 yapan bir açı çizersem eğer ben mesela şurası alfa olsun şöyle. Şurası alfa. Tanjantı 1 2 yapıyorsa burası kök 5'tir. E bakıyorsun aynı açı sinüsü 1 bölü kök 5 yapıyor. Bak 1 bölü kök 5 yapan açı bu. Demek ki burası da alfa. Alfa eksi alfa kaç yapar? 0. Demek ki alfa kaçmış? Yani şuradaki alfa kaçmış? 0. Peki şimdi bir de buraya bakalım. Şuraya teta diyelim. Ee, 1 bölü 3 sin tanjantı 1 bölü 3 yapan açıdan bahsediyor. Şurası 1, şurası 3 olsun şurası da e, teta olsun tamam kosinüsü 1 bölü kökon şimdi bak 1 3 burası kökon ya o zaman ben şuraya e, fi dersem fi açısı dersem ne olur şurası fi ise bunun kos fi 1 bölü kökon yapar demek ki e, fi ile teta birbirini 90'a tamamlıyor yani bununla bunun toplamı da pi bölü 2 90'mış diyor ki a, şununla şunun toplamı sıfırla pi bölü 2'nin toplamı pi bölü 2 yapar cevap b şıkkı olur 43. Sorumuz kotanjant e, x'i ben cos x bölü sin x artı bir biçiminde yazarsam eğer bu da bana cos x artı sin x bölü sin x'i verecektir. Bu da 8 sinüs x bölü cos x eksi sin x'e eşitmiş en baştaki ifade. İçler dışlar yapacak olursanız şunların çarpımı bana cos kare x eksi sin kare x'i verir eşittir diyorum. Şunu da şunu çarparsak 8 sin kare x gelir. Bunu karşıya fırlatırsam kos kare x eşittir 9 sin kare x yapacaktır. Ve doğal olarak her iki tarafı sin kareye bölecek olursam da cot kare x'i bulurum eşittir 9'muş. O zaman kotanjant x ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Şimdi eksi 3 de var, artı 3 de var şıklarda. demek ki bunlar değilmiş cevap. Cevap hangisi? Şimdi kotanjantın kosinüsten küçük olduğu durum tabii ki sevgili arkadaşlarım negatif olduğu bölgededir. Negatif olduğu bölgede kotanjant da negatiftir. Cevabımız eksi 3. Yani mesela birinci bölgeyi düşünün. Birinci bölgede kotanjant kosinüsten daima büyüktür ve doğal olarak da sevgili arkadaşlar bu bölgede arayamayız bunu. Ama kotanjant kosinüsten küçükse demek ki negatif oldukları bölgede bu sağlanır. Cevabımız eksi 3 olacaktı dedik. Artı 3 veya eksi 3 bulmuştuk çünkü kotanjant. Evet devam edelim. 44 de x'i y'e gerçel sayılarmış. Sinüsü eksi kök 3 bölü 2 yapan açı. Hmm. Şimdi bu sinüslere bakarken birinci ve dördüncü bölgede bakıyorduk arkadaşlar. Ark sinüslerin cevaplarına. Şimdi normalde sinüsü kök 3 bölü 2 yapan açı, biliyorsun ki 60 derecedir. O zaman burası eksi 60'tır. Yani eksi pi bölü 3'tür. Tanjantı 1 yapan açı da pi bölü 4'tür. Bunları çarparsak eksi pi kare bölü 12 gelir. Şuraya bakalım. Kosinüsü 1 bölü 2 yapan açı pi bölü 3. Tanjantı kök 3 yapan açı o da pi bölü 3'tür. Çarparsak pi kare bölü 9 gelir kosinüsü 1 yapan açı 0'dır. Çarparsak 0 gelir. Şimdi bakıyorsun bir tane negatif, bir tane pozitif, bir tane sıfırım var. E, doğal olarak artık şunu söyleyebiliriz ki sıralama konusunda büyükten küçüğe doğru. E, y Z'den daha büyük bu da X'den daha büyük yani Y Z X bize cevabı verecek doğru cevap A şıkkı olur. Geçtim 45'e. B A A C'ye dik A D D B'ye dik burası X Burası x çok güzel. Şimdi ben şuraya bir tane y çakmak istiyorum bir tane. x artı y 90. Demek ki burası da ne olacak? x olacak. Yukarıda iki dik üçgenin arasında kalan sarı bölgenin alanı x cinsinden kot x çarpı kos kare x olduğuna göre ab kaç birimdir diye soruluyor bize. Şimdi 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 şöyle bir şey yapsam. Ben bu ab'ye m desem tamam m soruluyor bana. Burası m iken şurası ne olur? m çarpı sinüs x olur. Burası ne olur? m çarpı kosinüs x olur. Güzel. Şimdi burası m iken ee, gelin tanjantı bir hesaplamaya gayret gösterelim. Şuradaki x'in tanjantını tanjant x eşittir. m bölü ac olur. ac'yi ise şu şekilde ifade ederim artık ben. E, hatta ve hatta neyse yazalım ac eşittir. m bölü tan x yani o zaman şöyle diyebilir miyim ben buna m çarpı kotanjant x diyebilirim. Bak ac m çarpı kotanjant x'miş. Şimdi sarı bölgenin alanını nasıl bulurum? Be, sarı bölgenin alanını bulmak için büyük üçgenin alanı olan taban çarpı yükseklik bölü 2 m çarpı m kot x bölü 2 bundan neyi çıkarırım? m sin x çarpı m kos x bölü 2 yani m kare çarpı sin x çarpı kos x bölü 2'yi çıkarmam gerekiyor. Burada arkadaşlar ortak olan bir şeyler de elde edebiliriz. Bak şimdi iyi dinle. M kare çarpı kotanjant x demek kosinüs x demek bölü 2 sinüs x'imiz oluştu burada. Tamam mı? Eksi şuraya geldim. M kare çarpı sin x çarpı kos x bölü 2'miz var burada. O halde ben şurayı sin kare yapayım. Şurayı da sin x yapayım ki paydalar da eşit olsun. Eşit olan neler var? Bayağı bir şey var. M kare çarpı kosinüs x bölü 2 sin x parantezini alırsam 1 eksi bak burada sadece ne kalır biliyor musun sin kare x kalır. Tamam. 1 eksi sin kare x'in de sen kos kare x olduğunu biliyorsun. Bunları çarparsan m kare çarpı kos küp x bölü 2 sin x gelir. Bu da neye eşitmiş arkadaşlar? Kotanjant x yani kosinüs x bölü sinüs x çarpı kos kare x'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapamaz mıyım? Cos kare x'de cos x'in çarpımı cos küp x'tir. Sin x'de sin x gitti. M kare bölü 2. Eşittir neymiş? 1. O zaman m kare kaçtır? 2'dir. O zaman m kaçtır? Kök 2'nin ta kendisidir. Bizden m yani ab uzunluğu isteniyordu. Doğru cevap c şıkkı olur. Evet. Neredeyiz? 45'i çözdük. Geçiyoruz 46'ya. Peki burası son sayfa mı? Aynen öyle. Mert Hoca trigonometri konusunda müfredattan kalkan dönüşüm formüllerinde sorulan bir soru kalıbını indirgeme yardımıyla öğrencilerine çözdüğünü söylemiş ve önce aşağıdaki pratiği vermiştir. Sin A artı sin B bölü kos A artı kos B tanjant A artı B bölü 2'nin ta kendisidir diyor. Buna göre bu soruyu böyle çözersen cevap ne olur diye soruluyor. Yani x kaçtır diye soruluyor. Öncelikle şu formata yani artılı formata getirmek istersem ben bunu sin 28 bak. Şunu şuraya atarsam eksi 32 olabilir. Ama buna sıkıntı yok. Ama şöyle de bir şey yapabiliriz biz. Ee, sinüs 32 demiş ya ben bunu 180'e 32 ekleyerek elde edebilirim. Böylelikle artı olur. Sinüs 212 elde ederim. Bölü alt kısma bakıyorum. Alt tarafta da aynı şekilde artılı olacaksa burası da kosinüs 212 yazabilirim. Şimdi e, şu formata geldi mi geldi artık ne yapacakmışız? 28'de 212'yi topluyorum. 240 yapar. Bu da bana tanjant 240 bölü 2'yi yani tanjant 120'yi verir. Tanjant 120 de eksi tan x'miş bak. Şimdi tanjant 120 demek aslına bakarsan tanjant 180 eksi 60'tır. Ee, aynen bu da eksi tan atmıştır. Eksi tan atmış. eksi tan x'e eşitse eksiler gider ve x'in 60'a eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Devam 47 pi bölü 16 ile pi bölü 8 arasında 4 alfa 4 alfa 4 alfa. Şimdi alfalar buradaysa 4 alfalar nerededir hocam? Hocam 4 ile çarparsam pi bölü 4 ile pi bölü 2 aralığındadır. Yani şunu söyleyebiliriz. Şunu çizdik. Şunu çizdim burası 45 yani pi bölü 4. Demek ki şu aralıktaymış bizim açılarımız. Güzel. Şimdi kosinüs 4a. Bu bölgedekilerin kosinüsü sinüslerinden daha küçüktür biliyorsun. Tanjantlar ise en büyük olacak. Dolayısıyla B artı C büyüktür. A artı C o da büyüktür. A artı B diyeceğiz. Buradan B'nin A'dan daha büyük olması gerektiğini anlarız. Çünkü C'ler giderse bu kalır. A'lar giderse de C'de B'den büyükmüş. C B'den büyükse demek ki C B A sıralaması olacak. Doğru cevap A şıkkında verilmiştir diyeceğiz. Altta soru kalmadı. Geçiyorum 48'e. ABC açıları dördüncü bölgede vermiş. Şimdi dördüncü bölgede e, kosinüs fonksiyonumuz 7 bölü 9, 5 bölü 7 ve 11 bölü 13 olarak verilmiş. Şimdi burada iki fark var, iki fark var, iki fark var. O zaman sayısal olarak büyük olan daha büyüktür. Yani aslında bakarsan kosinüs C büyüktür. Kosinüs A o da büyüktür. Kosinüs B'dir aslında. Ve burada sevgili arkadaşlarım şimdi kosinüs için yorum yapalım seninle beraber. Hop şunu yaptım. Şimdi kosinüs şurada açı daha küçük. Büyütüyorum büyütüyorum açı büyüyor açı büyüdükçe kosinüs de büyüyor. Bak mesela buranın kosinüsü hop indirdim şurayken şu açı daha küçük bir açı. Bunun kosinüsüne bakıyorum indirdik bak burası. Demek ki kosinüs buradaki açılar büyüdükçe büyüyor. Yani kosinüs artan fonksiyon. Artan fonksiyonsa demek ki c büyük a büyük b diyebilirim. c a B'den büyükse b a C'den küçüktür. B küçük A küçük C. O halde cevabımız A seçeneği olacaktı diyebiliriz. 48 doğru yaptık mı? Bir bakalım. 48 A. Aynen. Sıkıntı yok. 49 X bir gerçel sayı olmak üzere. Cos, arc kosinüs arc tanjant. Şimdi cos, X bölü 2 yapan açı e, tanjantı 5 eksi 2 X bölü X yapan açıyla aynı açıymış. O zaman ben bir tane de üçgen çizerim. Abi. Şuraya da alfa derim. Bak şurası alfaymış ya. Bak burası da alfaymış. Şimdi o halde kosinüsü ne yapıyormuş? x bölü 2. Yani burası x iken burası 2 imiş. Bu açı tanjantı ne yapıyormuş? Şurası kök 5 eksi 2x bak. Karşı bölü komşu aha da bunu veriyor. Tamam çok güzel. O zaman ben Pisagor'dan ikisi bulurum. x'in karesi x kare. Şunun karesi de 5 eksi 2x. 2'nin karesi 4. x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 ise x eksi 1'in karesidir bu. x eksi 1'in karesi 0 ise x kaçtır? 1'dir. Şimdi x1 ise tanjantı eksi 1 yapan açı eksi pi bölü 4'tür. Artı sinüsü 1 yapan açı o da pi bölü 2'dir. Bu ikisinin toplamı bana pi bölü 4'ü verir. Hayırlı işler doğru cevap A seçeneğinde verilmiş deriz. Ve son sorumuz. Diyor ki falan filan eksi pi bölü 4. Tamam burası bir açıysa o A açıp eksi pi bölü 4'müş. Yani tanjant eksi pi bölü 4 hop, hop 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 eşittir. 2x kare eksi 5x artı 1'miş. Tanjant eksi pi bölü 4 eksi 1'dir. Eksi ben karşıya fırlatırsam 2x kare eksi 5x artı 2 eşittir 0 yapar. Bu ifadeyi çarpanla ayırırsam 2x'e x'i ayırdım. Eksi 2 eksi 1 diye ayırırsam x ya 1 bölü 2 ya da x 2 gelecektir. x gerçel sayısının alabileceği değerlerin farkı hangisi olabilir? Şimdi 2'den 1 bölü 2'yi çıkarırsan 3 bölü 2. 1 bölü 2'den 2'yi çıkarırsan eksi 3 bölü 2 olur. Bu ikisinden biri cevaptır. Cevaplarda 3 bölü 2 olduğu için doğru cevap c şıkkıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet böylelikle test 2'nin de sonuna geldik. Test 3'te görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.